Sirena. Sizler için %100 yerli bir yarışma programı hazırlıyoruz. Yarışmamızın ismi Bilme Kazan. Yine iyi insanlarımızı ekrana getirebilmek için ekibimiz çalışmalarına başladı. Oyuncumuz Duhan'ın bugünkü rolü bayağı zor. Rolü gereği oyuncumuzun kolları kırık ve arkadaşlarımız da ona alçı yapıyor. Teknik ekibimiz de kameralarımızı gizlemekle meşgul. Bugünkü konumuzda Duhan kolları kırık bir vaziyette kasa çıkışında bekliyor. İşte tam da bu sırada yardımsever halkımız devreye giriyor. Hay Allah razı olsun be. Abla şuradan verebileceğim kardeşimize. Duhan'a yardımı esirgemeyen güzel halkımız da sonrasında bizimle yarışıyor. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. TRT'de Bilme Kazan programına konuk oldunuz şu an. Teşekkür ederim. Derda. Yakalanır desene. Ekibimiz hazır. Oyuncularımız hazır. Herkes, her şey hazır. Siz de hazırsanız sadece iyi insanların yarıştığı program Bilme Kazan başlıyor. Başlıyor ve Tuhan market kasasına doğru ilerliyor. Ne zamandan beri alışveriş yap dediler, yapamadık. Kollar kırık, buna denk geldi böyle. Şimdi kameralarımıza bu hanımefendi takılıyor. Oğlum Fatih denizcilik okumak istiyor. O yüzden böyle haritalar falan bir şeyler yapacakmış, aldık. Türkiye'de 174 tane liman varmış. Bunu şehir isimleriyle biliyor ve bu çocuk daha 13 yaşında. 13 yaşında maşallah. Hanımefendi oyuncumuza kolunu nasıl kırdığını soruyor. Çocuğa bisiklet öğretirken o düşmesin diye attım kendini. Kontrolsüz böyle kollar burada kalınca ikisi de kırıldı. Bu yine iyi de şu biraz dirsekte de bir ağrı var, geçmiyor. O yüzden çok oynatma dedi. Doktor da işte alışverişe çıkınca da öyle olmuyor o işler. Yok baba harita yapacağım, yok bir şey yapacağım. Var da onun işleri o kadar yok ki izin alıp çıkamıyor. Artık çoluk çocuk ne yapıyor? Denizci olacağım diyor hep. Yapacak bir şey yok. Denizcilik istiyor. 50 tane kitabı var bunun gibi. 174 tane liman varmış Türkiye'de. Bunları biliyor, hayret ediyorum ya. Ve şehir isimleriyle beraber. 106 lira 80. 106 vereyim. Ay. Abla şuradan verebileceğim mi kardeşimize de? Şimdi bu iyi renkli hanımefendiyle yarışma zamanı. Hanımefendi çok teşekkür ederiz. TRT1 Dinle Kazan programına konuk oldunuz şu an. Oyuncu arkadaşımız bizim. Aslında elleri de gayet sağlam. Gerçekten. Niye öyle oyuncu? 5 tane sorum var size. Evet. Oyuncu arkadaşımız bir şeyler anlattı. Dinlediniz mi? Ya hem dolduruyordum hem de bir şeyler anlatıyordum. Bir yandan dinlediniz. Bakalım ne kadar dinlediniz? Şimdi göreceğiz. 5 tane sorunun 5'i de bu hikayeyle alakalı. Bildiğiniz her soru için size 50 lira para ödülü vereceğim. Hazır mısınız? İlk soruyla başlıyorum. Bulabilirsin. Tamam. Oyuncumuzun anlattığı hikayeye göre oyuncumuzun oğlunun adı nedir? Adını? Ya adını da hatırlayamadım. Emre mi dedi? Hakan mı dedi? Kamuran mı dedi? Kamuran mı dedi? Ne dedi ya acaba? Oğlum Fatih denizcilik okumak istiyor. Çıkaramıyorum. Dedi bir şey mi? Yok mu bir cevap? Yok. Cevap Fatih. Aa tamam. Tamam. Hatırladım. Var, dedi. Biliyorum Fatih diyordu. Ama böyle bir şey olacağını bilip de isteyerek dinlemiyorsun ki öyle şey yapıyorsun. Olsun. İkinci soruya geçiyorum Halil. Oyuncumuzun anlattığı hikayeye göre oyuncumuzun oğlunun hayalindeki meslek nedir? 70 tane limanının ismini biliyor diyor. Liman dedi herhalde, limana diyor. İsmini biliyor diyor. Ben diyor bilmiyorum falan, onu konuşuyordu. Denizcilik istiyor. Yani çok zor meslek. Çok güzel meslek. Oyuncumuzun oğlunun hayalindeki meslek nedir? Denizcilik dedi. Emin misiniz? Evet. Son kararınız mı? Denizcilik diyordu. Elim cebimden boş mu çıkacak, parayla mı çıkacak? Ay inşallah, keşke hepsini dinleseydim. Ne bileyim ben öyle şey yaptığını. Öyle konuşuyor o. İkinci sorunun cevabı denizcilikte ilk 50 lira ödülü bizden kazandınız.
2'de 1 oldu. Olsun, bence iyi başladık. Kasamızda 50 lira var şu an. 3. soruyla devam ediyorum. Oyuncumuzun anlattığı hikayeye göre Türkiye'de kaç tane liman ve iskele vardır? 70 tane dedi bana. 174 tane liman varmış Türkiye'de. Bunları biliyor, hayret ediyorum ya. 70 mi? 70 diyordu. İyi dinlediniz mi? 70, ben öyle aklımda kaldım. Değil mi? 70 diyor muyuz? 70. Dediniz ve... Evet, evet. Şöyle 3. sorunun cevabı olarak... Ne yazık ki 70 değil. Değil mi? Değil. Tamam, değilse değil mi? 174. Öyle mi dedi? Aynen öyle. He, yüzü aklımda kalmamış. 174 dedi. Olsun. 3'te 1 oldu. 2 sorumuz daha var. Hemen 4. soruya geçiyorum. Oyuncumuzun anlattığı hikayeye göre oyuncumuzun oğlu Fatih kaç yaşındadır? 13 yaşında dedi. Ve bu çocuk daha 13 yaşında. 13 yaşında. 13 yaşında. Son kararınız mı? Evet, son kararım. 13 yaşında diyordu. 13 dediniz ve bir 50 lira daha kazandınız. 4'te 2 oldu. 100 lira kasamızda ödül var şu an. Bence gayet iyi gidiyoruz. Şimdi 5. soruyu da bileceğiz. Oyuncumuzun anlattığı hikayeye göre oyuncumuzun oğlunun denizcilikle ilgili kaç kitabı vardır? Onu hatırlayamıyorum. Onu hatırlayamıyorum. Onu da söylüyordu ama hatırlayamıyorum. Bir sayı söyleyeyim, belki tutar. 50 dedi, 60 dedi, 70 dedi. 50 tane kitabı var bunun gibi. Kesin bir cevap veremiyorum. Bir tanesini söyleyeyim bari, yani cevap vermemektense. Hadi 50 diyelim. Dediniz mi? 50 diyelim ama değil yani, emin değilim. Başka olduğunu biliyorum. Peki 50'yi işaretleyelim mi yani? İşaretleyelim. 50. Son kararınız. Son. Biliyorum mu? Değil. Bilemediniz. Evet. Bilemediniz dediğim, biliyorum değil dediniz ya, onu bilemediniz. Bildiniz. Gerçekten. Vallahi iyi salladınız. Güzel. Aynen. Bugün şansınız yaver gidiyor. 5'te 3 oldu. 5. soruyu da sallayarak da olsa bildiniz. Ve bir 50 lira daha kazandınız. Hikaye sorularımız bitti. Şimdi katta kazan sorusu var. Ama bu bir kültür sorusu. Bilirseniz 2'ye katlıyorsunuz paranızı. Bilemezseniz yarıya düşüyor. Çekil edebilirsiniz. 150 lira bana yeter deyip çekil edebilirsiniz. Böylece kalsın. Böyle bitiriyoruz. Bitiriyorum. Peki o zaman. Çekiliniz. Tamam. Çok teşekkür ederiz size. Yaptığınız iyilik için. Hanımefendiye teşekkür edip başka iyi insanlar tanımak üzere yerimize geçiyoruz. İyi insanların kazandığı program Dinle Kazan'da birazdan. Ya bisikletten düştüm ya. Oğlum 12 yaşında. Oyuncumuzun oğlu kaç yaşındadır? 11 mi 12 mi? 6. Oyuncumuzun videosu kaç kişi tarafından izlenmiştir? 5000 kişi mi dedi? 5 milyon kişi mi dedi? Devam edebilirsiniz, burada çekil edebilirsiniz. Ya etmeyelim istersen. Oyuncumuz Tuğhan yeni bir hikayeyle yerine geçiyor. Ya kusura bakmayın. Vallahi çok sevinirim yardım ederseniz. Hanımefendi yarışmamızdan habersiz Tuğhan'a yardım ediyor. Eşimle evlilik yıldönümü de 5 sene oldu. Çok sağ olun. Aa, bunu alamadım. Sinem gelemedi benimle birlikte. Eşim Sinem. Çok hassas şu evlilik, yani kutlama konularında. Çok duygusal. Evli misiniz siz? Değil misiniz? Tamamdır. 2 tane çocuğum var benim. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Şimdi ellerim kırık değil de iptal edemem ki yani. Sonuçta o da bekler. Evlenince anlayacaksın. Sen de böyle başına kakacaksın kocanın. Bana kutlama yap diye. Sizce hanımefendi oyuncumuzu dinliyor mu? Eşimi ilk 15 yaşında gördüm. 15 yaşımdan beri tek aşkım. Çok seviyoruz birbirimizi. Tek aşkıma tek taş aldım. Gittim kuyumcudan. Güzel bir kutlama olacak. Bu süslemeleri de yaparsan eve gidip harika olacak. Eyvah eyvah ya. Ya çok teşekkür ederim. Annenden babandan Allah razı olsun. Maşallah ya. Annenden babandan Allah razı olsun. Ne güzel bir evlat yetiştirmiş. Şimdi yarışmamızı anlatmak üzere dışarı çıkıyoruz. Merhabalar efendim. Kolay gelsin. Oyuncumuz Tuğhan'la tanıştırayım sizi hanımefendi. Merhabalar. 5 tane sorum var oyuncumuzun anlattığı hikayeyle alakalı.
Bilmiş olduğunuz her bir sorunun doğru cevabı karşılığında size 50 lira para ödülü vereceğiz. 5'te 5 bileceğiz, 250 lira olacak inşallah. Hazır mıyız? Hazırım. Dinlediniz mi oyuncu arkadaşımızı? Dinledim. Dinledim. Başlıyorum o halde. Başlayalım. Peki. Oyuncumuzun anlattığı hikayeye göre oyuncumuz kaç yıldır evli? 5 yıldır ya. 5 yıldır öyle hatırlıyorum. İyi dinlediniz mi? Öyle hatırlıyorum. Eşimle evlilik yıldönümü de 5 sene oldu. Yani dinlemeye çalıştım yardımcı olurken. Ben istemiştim, ne güzel, hem öğrenciymişsiniz hemen ilk sorudan bilerek başlayalım diye. Yo, 5 yıldır diye hatırlıyorum. İstediğim gibi de oldu, doğru hatırladınız, 5 yıl maşallah. Hiç tereddütlü olmadı yani, 5 dediniz kaldınız. Buyurun ilk 50 lirayı veriyorum size şöyle. 1'de 1 oldu. 50 lira kasamızda şu an ödül var. 4 tane daha sorumuz var. İkinci soruyla devam ediyorum. Oyuncumuzun anlattığı hikayeye göre oyuncumuzun eşinin adı nedir? Sinem gelemedi benimle birlikte. Eşim Sinem. Sinem. Sinem son kararınız. Emin misiniz? Evet. İyi dinlediniz. O zaman elimi cebime atıyorum. Bakalım elim boş mu çıkacak, dolu mu? Dolu çıkarsa doğru cevaptır. Ve dolu çıktı. Tebrik ediyorum valla. Gayet de dinlemişsiniz. 2'de 2. 3 sorumuz daha var. Oyuncumuzun anlattığı hikayeye göre oyuncumuzun kaç çocuğu vardı? 2. Daha soru işaretini koymadım ya. Dur soru işaretini koyayım. Kaç çocuğu vardır? 2. 2 tane çocuğum var benim. Emin misin? Evet. Son kararınız. Vallahi tebrik ederim. Bu kadar hızlı bir yarışmacı görmedim. Hemen anında benim cebimde para bırakmayacaksınız. 3'te 3. Hemen soruyorum 4. soruyu. Soralım. Oyuncumuzun anlattığı hikayeye göre oyuncumuz eşine hangi hediyeyi almıştır? Korkarak soruyorum. Soru işareti koyuyorum. Hadi koydum soru işaretini. Tek taş. Tek aşkıma tek taş aldım. Gittim kuyumcudan. Son kararınız mı? İşte bu kadar hızlı gidince insanlar hata yapıyorlar. Ama siz yine yapmadınız. Tebrik ederim. Tek taş doğru cevap, 1.50 lira daha. Hemen uzatıyorum size. 4'te 4 oldu. 200 lira oldu para ödülümüz. 5. soruya geçiyorum. Oyuncumuzun anlattığı hikayeye göre oyuncumuz kaç yaşından beri eşine aşıktır? Eşimi ilk 15 yaşında gördüm. 15 yaşından beri tek aşkım. 15. Hemen veriyor musunuz cevabı? Evet, 15. İyi dinlediniz mi? Son kararınız. Evet. Dediniz. Ve vallahi tebrik ederim. Siz herhalde bu ay artık bütün üniversite harcı masrafları bunu çıkartacaksınız. 5'te 5 bildiniz. 250 lira. Tebrik ediyorum. Ne demek ki? Hikayeyle alakalı bütün sorular bitti. Şimdi bir tane kültür sorumuz var. Bu katta kazan sorusu. Özelliği şu. Bilirseniz kazanmış olduğunuz ödülün tam iki katını kazanıyorsunuz. 500 lira oluyor. Bilemezseniz kazanmış olduğunuz ödül yarıya düşüyor. 125 lira oluyor. Devam edebiliriz. Burada çekil edebilirsiniz. Karar sizin. Ben çekileyim. Emin misiniz? Teşekkürler. Çekiliyorsunuz. Peki biz çok teşekkür ediyoruz ben o zaman. Ben teşekkür ederim. Ne diyoruz buradan? Mesajımız hep şu. İyilen her zaman kazanır. İnsana değer verenlerin yarıştığı program tüm hızıyla devam ediyor. Dinle kazandı eğlenceli anlar birazdan. Büyük olan Hatice, küçük olan Bildan. Ama canımı okuyorlar. Oyuncumuzun küçük kızının adı nedir? Duymadım adını. Almila. Hakakomoyamaka. Uzaydan bakıldığında. Dünyada olan bir şey değil mi? Uzaydan gördüğüne göre. Razı olsun be. Çok teşekkür ederim. Oyuncumuz yine sıraya giriyor ve bu beyefendi kendi yardım etmeyi teklif ediyor. Of. Nasıl götüreceğiz ilacını? Ya bisikletten düştüm ya. Oğlum 12 yaşında. Bir 26 vitesli bisiklet aldım yaz tatili için. Öğretmeye çalışıyorum işte, öğrensin diye çocuk. Hanım da çalışıyor, bana kaldı bütün işler. Süslemeler, okul eşyaları. Of. Çok teşekkür ederim ya. Ne kadar iyisin abi. Sağ olasın. Sizin gibi insanlar kalmadı gerçekten. Ya bir şey rica edeceğim. Çok kısa poşetleme de yardımcı olabilir misin? Şu karpuzu en azından ya. Tamam. Çok teşekkür ederim. Sağ olasın. Tuğhan hikayemizi anlatmaya başlıyor. Ve anahtar kelimeler yavaş yavaş geliyor. 4,5 aydan beri bisiklet sürmeyi öğretiyorum oğluma. Öğrenemedi bir türlü desteksiz kullanmayı.
Ben de kızdım. Akrobasi hareketler göstereyim dedim. Çocukluktan kalma. Kendimi kuyunun içinde buldum. Ben böyle yer vereyim abi. Bizim de Hasan var arkadaş. Bizim Hasan. O sırada video çekti. Video çekmiş, internete koymuş. İnternete koyunca 1550 kişi izlemiş görüntüyü. Rezil oldum. 1550 kişi. Var mı sizin çoluk çocuk? Kaplamalar falan var ya. Ondan hediye. Şimdi bu iyi insanlarla yarışmak için dışarı çıkıyoruz. Selamun aleyküm. Derda. Yakalandık desene. Televizyonda seyrederken yakalandık yani. Oyuncumuz Tuğhan. Evet, TRT1'de seyrediydik ama böyle başımıza gelmeyeceğini bilmiyorduk. Siz meşhur olup biz meşhur olmuş olduk yani. Çok teşekkürler yapmış olduğunuz iyilik için. Dinle Kazan programına konuk oldunuz şu an. 5 tane sorun var. Oyuncumuzun anlatmış olduğu hikayeyle alakalı. Evet. Bilmiş olduğunuz her bir sorunun doğru cevabı karşılığında 50 lira para ödülüm olacak. 5'te 5 bileceğiz inşallah. 250 lira olacak. Sonrasında katta kazan sorusuyla 500 liraya kadar çıkabiliyoruz. Evet. Hazırsak başlayalım. Başlayalım. Oyuncumuzun anlattığı hikayeye göre oyuncumuzun oğlu kaç yaşındadır? 11 mi 12 mi? 6. Ben 11 diyorum, şimdi ise katılıyorum. Siz 11 mi demiştiniz? 11-12 evet. Dedi ama o da kanalın değildi. 9 mu acaba? 9 mu geldi? O hepten karıştı. Ya bisikletten düştüm ya. Oğlum 12 yaşında. Ya biz 11 diyelim o zaman. 11 son kararınız mı? Son kararım. Sizin de son kararınız mı? Eminsiniz 11'den? 11 diyelim. Çok emin olmasak da. Ya 11-12 dediniz ya, 12 deseydiniz. Hadi ya. 12 idi. Yeterli olmuyor mu 12 dediniz? Yani yok. 12 cevabını canım verseydiniz. Aslında demişti oyuncumuz 12 diye. Evet. Demişti. Ya ilk soru böyle nazar boncuğu gibi olsun. Evet. İkinci öyle sorudan, diyelim artık. Aynen devam edelim. Evet. Oyuncumuzun anlattığı hikayeye göre oyuncumuzun bisikleti kaç viteslidir? Evet ya. Beklenmedik bir yerden geldi. Orasını çok az duydum ama. Çok yüksek bir rakamdı. Hatta öyle bir ses var mı diye de aklımdan geçirdim ama 12, tam 12 der gibi yazıyor. Hayır, hayır daha fazla. 40'lı gibi değil mi? Oh, 26 vitesli bisiklet aldım yaz tatili için. Yüksekti. Ben de hani ona birazcık takıldım ama 24. Yani demiyorum. Para alamayacağız galiba. Buraya da gelmişken ama. Yani evet. 24 vitesli mi acaba? Kendisi de burada kopya çekseydik daha iyi olurdu. Onu saklıyoruz. Yani evet ya evet. 24 diyelim ya. 24 dediniz ve yani ikinci soruda ilk 50 liralık ödülü bizden. Eşim bildi ona verelim o zaman. Kazanamadınız ama işte o yüzden ben veremeyeceğim. 26. Bu da nazar boncuğu olsun. Yani hiç bundan sonra ömür boyu nazar değmez artık. İnşallah. İnşallah. İki kişi olduğunuz için iki nazar boncuğu lazımdı. Evet. Şimdi üçüncü soruya geçiyorum halde. Oyuncumuzun anlattığı hikayeye göre oyuncumuzun oğlu kaç ay önce bisiklet kullanmayı öğrenmeye başlamıştır? 3 ay olabilir mi? 4,5 aydan beri bisiklet sürmeyi öğretiyorum oğluma. Öğrenemedi bir türlü desteksiz kullanmayı. 3 ay mı diyorsun? 3 ay diyorum. Son kararınız mı? Son karar. Cevap sizin olduğu için o zaman bu şaka demeli. Ödülü de bu da şaka. Bu şaka ne yazık ki 4,5 ay. Neyse. Bu üçüncü soruydu. İki sorumuz daha var. Dördüncü soru geliyor. Oyuncumuzun anlattığı hikayeye göre oyuncumuzun videosunu internette kim paylaşmıştır? Oğlu. Bizim Hasan. Videoyu çekmiş, internete koymuş. İş arkadaşım. Bir arkadaşı. Demiş. İsmi nedir ama o arkadaşın? Hasan diye bir arkadaşım paylaşmış. Bizim Hasan dedi sanki. Emin misiniz? Emin olalım artık ya. Bir şey doğru çıksın. O zaman ilk 50 lira ödülü hemen size geri veriyorum. Geri çekmeyin lütfen. Bu sefer çekmiyorum. Tamam bu ya. Sefer. Teşekkür ederim gerçekten biz ya. Biz teşekkür ederiz. Valla elem titriyor şu anda da çok heyecanlı. Hiç sıkıntı yok ya. Ben de heyecanlandım. 5. soru geliyor. Evet. Oyuncumuzun anlattığı hikayeye göre oyuncumuzun videosu kaç kişi tarafından izlenmiştir? 5000 kişi mi bu? Çok bir 5 var. 5 milyon kişi mi dedi? 5 var ama 5000 kişi mi dedi? 5 milyon kişi mi dedi? İnternete koyunca 1550 kişi izlemiş görüntüyü. Rezil oldum. 1550 kişi. 1550. 1550 mi? 1550 kişi diyelim o zaman. Emin misiniz?
Emin değilim. Emin olalım artık. O şekilde. Son kararınız. Son kararınız. 1550 dediniz ve 1.50 lira daha kazandınız. Ben yenge hanıma veriyorum. Tamam. Parayı. O bildirtti size. Evet, aynen öyle. Yani. 5'te 2 oldu. Şimdi bir tane kültür sorumuz var. Bu bir katla kazan sorusu. Bu soruyu bilirseniz paramızı 2'ye katlıyoruz. 100 lira oluyor 200 lira. Evet. Bilemezseniz kazanmış olduğunuz ödül parayı yarıya düşüyor. Yere düşüyor. 50 liraya düşüyor. Devam edebilirsiniz. Burada çekil edebilirsiniz. Devam edelim. Ya etmeyelim istersen. Yok, edelim. Edelim. Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ve beraberindeki Müslümanların Mekke'den Medine'ye göç etmelerine ne denir? Hicret. Hicret. Durdunuz, durdunuz. Katla kazanda turnayı gözünden vurdunuz. Tebrik ediyorum. Hicret doğru cevap tabii ki. Ne kadar kazanmıştık? 100 lira kazanmıştık. Hemen bu 100 lirayı şimdi 200 lira yapıyoruz. Buyurunuz efendim. İyiler her zaman kazanır diyoruz. İnşallah öyle olsun. İyiler her zaman kazanır diyoruz ve programımıza devam ediyoruz. Bir sonraki yarışmacımız kaç soruyu hatırladı? Birazdan. Bir patlattım, kırıldı. Tam kelli getiraydı kıraydı. Oyuncumuz kaç yaşındadır? Benim yaşım mı yoksa o? Oyuncumuzun komşusunun adı nedir? Ahmet. Ben komşusuyum, ben Ahmet. Kaç adet kiremit almıştır? Vallahi onu unuttum. Geldim. Ay, çok sevinirim. Kameralarımıza bu bayanlar takılıyor. Çok sağ olun. İkisi birden olmayaydı, iyiydi de. Çocuklarla oynayalım derken ikisi birden kırıldı. Çok teşekkür ederim. İki çocuk da bende vardı. Biri 12 yaşında, Hatice ismi. Bizimkiler de beğenmiyordu. Bende iki tane var senin gibi. Biri 12 yaşında, biri 10 yaşında. Büyük olan Hatice, küçük olan Bildan. Ama canıma okuyorlar. 65 yaşında kayınvalidem var. Kırık kollarla doğum günü partisi hazırlamaya çalışıyorum ama 65 yaşında da her yıl doğum günü partisini bize bir şekilde hatırlatıyor. Oğlum işte ben de şu zaman doğdum da bu... 65 yaşında hala parti istiyor. Bayağı parti. Baksanıza eşyalara. Acaba hanımefendi oyuncumuzun anlattıklarını birazdan hatırlayabilecek mi? Eşim Gülseren onların başında şimdi. Durmuyorlar. 13 yıllık evliyiz. 13 yıllık evliyim. Ama 13 yıldan beri partilerden partilere, evde sürekli parti hazırlayan adam modundayım. Şimdi kayınvalideye hazırlıyorum bir parti. Sonra annem sırada bekliyor, gözümün içine bakıyor. Siz de yapmışsınızdır mutlaka. Bence. Bak. Biz annelere hiç hazırlamıyoruz. Bunlara. Neden hazırlamıyorsunuz annelere? Vallahi hiç kutlamadık. Ya bir de aileden gelen bir şey. Bizimkileri şöyle kutlamayı sevmez. Bir pasta alırız. Şimdi bu yardımsever hanımlara programımızı anlatmak için dışarı çıkıyoruz. Merhabalar efendim. Çok teşekkür ederiz. Oyuncumuz Tuğhan. Maşallah gayet sağlam. Hiçbir problemi yok. Göster. Gördüğünüz gibi. Gördüm. Teşekkür ederiz Tuğhan. Şimdi oyuncu arkadaşımız size bir şeyler bahsetti. Dinlediniz mi? Evet, dinledim. İyi dinlediniz. Ben gerçek kadar dinledim. Evet. Ben ilk soruyla başlayayım o halde. Tabii. Oyuncumuzun anlattığı hikayeye göre oyuncumuzun kaynanası kaç yaşındadır? 65 yaşında. 65 yaşında kayınvalidem var. Emin misiniz? Eminim. Çok hızlı cevap verdiniz. Ne diyeceğimi şaşırdım. Orayı net hatırlıyorum. Ne diyeceğimi şaşırdım. Hemen o zaman ilk ödülü size takdim ediyorum. Buyurun. Akşama. Bir de bir. 50 lira. O zaman ikinci soruyu soruyorum. Oyuncumuzun anlattığı hikayeye göre oyuncumuzun eşinin adı nedir? Gülseren. Cevap oradan geldi. Eşim Gülseren onların başında şimdi. Durmuyorlar. İki tane iyi dinleyen yarışmacıyla beraberiz şu an ama... Tabii çok emin olmamak lazım çünkü birçok isim zikredildi. Hı hı. O yüzden Gülseren eşinin ismi miydi, emin misiniz? Eminim. Son kararınız mı? Son kararım. O zaman ne yazık ki... 50 lira daha kazandım. 50 lira daha vermek zorunda kalıyoruz şu an. Buyurunuz, bir 50 daha geldi. Üçüncü soruyla devam ediyorum. Oyuncumuzun anlattığı hikayeye göre oyuncumuzun büyük kızı Hatice kaç yaşındadır? 12. Ben de öyle hatırlıyorum. Birisi 12 dedi, diğeri küçüğü sanırım. 9 olması lazım. Bende de iki tane var. Büyük olan Hatice, 12 yaşında.
siz orayı kaçırdım. Bayağı maşallah dinlemişsiniz. Yani sizin dinleyemediğinizde arkadaşınız dinlemiş. Güzel yani bir şey diyemiyorum. Emin misiniz bile demeden şu an bir 50 lirayı daha hemen size çıkartıp takdim edeceğim. Buyurun. 3'te 3 ve 150 lira para ödülüne ulaştınız şu an. Gayet iyi gidiyorsunuz. 4. soru geliyor. Oyuncumuzun anlattığı hikayeye göre oyuncumuzun küçük kızının adı nedir? Hadi bakalım. Adını söyledim ya. Esra Hanım da kaldı arkadan veriyordu desteği. Ben de onu tam hatırlamıyorum. Duymadım adını. Büyük olan Atçı, küçük olan Vildan. Ama canımı okuyorlar. Var mı cevap? Yok sanırım. Yok. Yok ne yazık ki Vildan. Vildan. Hatırladınız mı bilmiyorum Vildan diye söylemişti. Olsun gayet iyi gittiniz bence. 4'te 3 oldu şu an. 5. soruya geçeyim o halde hemen soğutmadan. Oyuncumuzun anlattığı hikayeye göre oyuncumuz kaç yıldır evlidir? 13. 13. 13 yıldır evli. 13 yıllık evliyim. Ama 13 yıldan beri partilerden partilere evde sürekli parti hazırlayan adam modundayım. Emin misiniz? Eminim. Son kararınız. Son karar. 13 dediniz. Evet. Ve ne yazık ki son sorunun 50 lira para ödülünü de kazandınız. Benden çıkınca ne yazık ki oluyor. Şaka yapıyorum. Tabii ben kazanmanızı istiyorum. Şöyle buyurun. Ne yaptı? Ne kadar kazandı? 200 lira kazandı şu an. Kazandı. Kasamızda 200 lira oldu. 5 tane sorumuz bitti. Hikayeyle alakalı olan. Şimdi bir tane katta kazan sorumuz var. Bu soruyu bilirseniz kazanmış olduğunuz ödül 2'ye katlıyor ve 400 lira oluyor. Şayet bu soruyu bilemezseniz kazanmış olduğunuz ödül yarıya düşüyor ve 100 lira oluyor. 100 lira oluyor. Devam edebiliriz. Katta kazan sorusunu cevaplamaya çalışabiliriz. Burada bırakabiliriz. Kazanırsam 400 olacak. Çok riskli ya, bilemedim ki. Tamam hadi. Risk al ya, çok da nedir bence. Alalım. Ah. Emin misiniz? Eminiz. 400 olur inşallah. Ben i̇nşallah. Bileceğinizi düşünüyorum. İnşallah. Uzaydan bakıldığında görülebilen dünyadaki tek yapının adı nedir? Hiç duymadım desem. Ya duydum gibi de. Yabancı dili var mı çocukların? Hayır. Bilmiyorlar mı hiç? Bence Uzak Doğu dillerinden bir tanesini öğretebilirsiniz. İyi olur. Almila. Dünyada olan bir şey değil mi? Tabi uzaydan görüldüğüne göre. Çin Seddi diye sinyaldi. Dünya üzerinde olan bir şey. Diyor musunuz yani? Kararlaştırdınız. Çin Seddi. Her yanlış da olsa söyleme sen de. Söyle sen de her türlü kaybettikten sonra kaybediyorsun. Aynen. Yani. Değişen bir şey yok. Hiçbir şey söylememekten seviyorsunuz. Yani Çin Seddi. Çin Seddi diyorsunuz. Evet. Ne kadar kazanmıştınız? 200. 200 lira. O yarısını alıyorum sizden. Şöyle veriyorum o zaman evet, size. Çünkü bu soruda böyle bir durum vardı. Evet. Yarısını alıyorum. Şöyle. Hatta onları da alıyorum ben sizden. Size toplam 400 lira veriyorum. Çünkü bildiğiniz Çin Seddi doğru cevap. Gel bakalım. Gel. Şöyle buyurun. 400 ay, liranız. Ay, bir para. Aynen ağlaması durdu. Çok teşekkür ederiz. İyiler her zaman kazanıyor diyoruz biz. İnşallah böyle iyilik yapmaya ve kazanmaya devam edersiniz. İnşallah. İyi insanların yarıştığı program Dille Kazan devam ediyor. Şunları alabilirim. Oo, kollar. Kameralarımıza bu beyefendi takılıyor. Sizce oyuncumuzun yardım talebine karşılık vererek yarışmacımız olacak mı? Sizi bekletiyorum ama kusura bakmayın ya. Küçücük bir yardım isteyebilir miyim? Soğan biraz ağır geldi de. Hay Allah razı olsun, sağ olasın be. Sorma ya, iddiaya girdik bu hale geldik. Ya sorma, iddiaya girdik. Bu hale geldik. Geçen arkadaşlarla oturuyoruz. Selami diye bir arkadaşım var, televizyon izliyoruz. Bu yetenekli amcalar var ya, kırıyor. Pat küt, kiremitleri bir şeyleri. Tuğhan sohbet ederken sonradan soracağımız kelimeleri ard arda söylüyor. Dedim ki ben bu kiremitleri kırarım. Televizyonda herkes kiremit kırıyor. Selam dedim ki kırarım. Yok kıramazsın. Girdik iddiaya 11 tane kiremit aldık. Bir tanesini koydum. Bir patlattım kırıldı. Sonra 4 tane koydum. Sol el biraz ağrıdı ama 10 da kırdık. Çok şükür. Bu yaşta da olunca olmuyor işte. Sonra 6 tane koydum. Dedim ki sağ kolum benim kuvvetli. 37 yaşında adamım. Dedim bunu kırarım ne olacak? Bir koydum sağ bilekle. Ya sen boşuna kiremit getirmişsin. Hepsi kırıldı. Sağ çelik getiraydın kıraydın. Beyefendi oyuncumuzu dinliyor mu sizce? Sen sever misin iddiaya girmeyi? Yok canım ne işim var bu ya. Vallahi bundan sonra ben de sevmem ama bir dakika Datça'dan tatili kazandım iddiada. Tabii 7 gün 6 gece bak ne diyorum 7 gün 6 gece
Tatil kazandım. Beleş, Dacia'da. Ya sen gerçi git. Böyle yaptım. Robot gibi tatil ama. Öyle sen bir oraya bir ora bakan nasıl yaparlar seni? Sen şimdi iddiaya girmez misin yani? Yok ne işin var iddiaya ya? Yani kazansam ne olacak, kazanmasam ne olacak? Ben bitmişim. Benim işim bitmiş. Ya, yok be, çakı gibisin. Şimdi beyefendiye yarışmamızı anlatmak için dışarı çıkıyoruz. Kolay gelsin. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Aleyküm selam İge. Oyuncumuz Tuğhan. Biraz önce anlattı adam. Ne anlattı? Vallahi iddiaya girmişim. Ellerimi kırmışım. Ondan sonra kazanmışım. Tatile 15 gün mü ne mi? Şimdi söyledi ama unuttum. Şimdi 5 tane sorum var. 5 soru. Arkadaşımızın size anlattığı hikayeyle alakalı. Oyuncu arkadaş bir şeyler anlattı. Dinlediniz mi? Dinledim ama. Amasını göreceğiz bakalım ne kadar dinlediniz. İyi kısmet. Bildiğiniz her soru için 50 lira para ödülümüz var. Başlayayım mı? Başla ama biraz zor. Birinci sorumuz geliyor. Oyuncumuzun anlattığı hikayeye göre oyuncumuz kaç yaşında? Benim yaşım mı yoksa o? Arkadaşın yaşı. 35-34 yaşında olabilir. O tahmindeyim. O arkadaş. 37 yaşında adamım. Dedim bunu kırarım ne olacak? Bu senin tahminin mi? O tahminim. Bir de onun söylediği vardı. Kaç dedi peki hatırlıyor musun? O da 30'un üzerinde söyledi ama. Peki bir cevap alayım o zaman. O zaman 35 diyelim. Ne yazık ki 37 demişti. 35-37 fark etmez tahmin. Ya 1-2 yaştan bir şey olmaz diyorsunuz. Yok 1 yaş 2 ay 2 sene fark etmez. Ama ne yazık ki 37 dediği için. Tamam. İlk soruyu bilememiş olduk. Oldu. Olsun. Peki. Böyle başladık. Şimdi 4 tane daha sorumuz var. Evet. Oyuncumuzun anlattığı hikayeye göre oyuncumuzun komşusunun adı nedir? Komşu. Ahmet. Ben komşusuyum ben Ahmet. Sen komşusu musun abi? O beraber komşu oluştuğu için komşu sayılır. O başka bir arkadaşından bahsetmişti. Geçen arkadaşlarla oturuyoruz. Selami diye bir arkadaşım var. Televizyon izliyoruz. Hani iddiaya girmişlerdi ya o arkadaşının adından bahsetmişti. Vallahi onu unuttum. Yok mu bir cevap? Cevabım olmaz. Selami. Şimdi soruyorum üçü. Sor. Oyuncumuzun anlattığı hikayeye göre oyuncumuz iddia için kaç adet kiremit almıştır? 6 mı 7 mi öyle bir şey söylerim. Girdik iddiaya 11 tane kiremit aldık. 6. 6 mı? 6 be. Son kararınız mı? Son kararım. Ah be. Çok yaklaşıyorduk aslında. Ne yapalım? Evet belki andı ama 11 tane almıştı. Kırdığı rakamları verirken onlarla karıştı herhalde. Ya bu tamam doğru adam söylüyor, pratik söyledi. Ben ne bileyim bu işleri? Bilemem ki bu işleri. Olsun. Olsun. Canınız sağ olsun. Önemli olan iyilik yapmak ya zaten. O zaman dördüncü soruya geçiyorum. Bunu bileceksiniz eminim. Oyuncumuzun anlattığı hikayeye göre oyuncumuz iddiada ne kazanmıştır? Ama bir dakika, Dacia'dan tatili kazandım iddiada. Tabii. Tahtil. Tatili kazanmıştım. Tatil dediniz ve kazandığınız ilk 50 lirayı bizden Datça'da tatil kazanmıştı. İyi oldu. Bu soruyla beraber şöyle buyurunuz. İlk 50 lirayı kazanmış oldunuz. Şimdi 5. sorumuz var. Oyuncumuzun anlattığı hikayeye göre oyuncumuz kaç gün tatil yapmıştır? 7 gün. 7 gün. Son kararınız mı? Son kararım. İyi dinlediniz mi? Vallahi dinledim ama aklım o kadar şey değil ya. 7 gün 6 gece, bak ne diyorum, 7 gün 6 gece beleş. Tatil kazandım, beleş. Dacia'da. 7 dedik o halde. Evet. Doğru cevap verdiniz. Buyurun, 5'in sorunun ödülü de burada. Teşekkür ederim. Etti size 100 lira para ödülü. 5'te 2. Bence güzel. Teşekkür ederim. Şimdi hikayeyle alakalı sorular bitti. Evet. Bir tane de kültür sorumuz var. Eğer bu soruyu bilirseniz kazanmış olduğunuz ödülü 2'ye katlıyoruz. 100 liraydı, 200 lira oluyor. Evet. Bilemezseniz yarısını geri alıyorum. Yarısı. 50'ye düşüyor. Evet. Ya da burada çekilip ben 100 lirayla bırakıyorum kardeşim de diyebilirsiniz. Tercih sizin. Devam mı, tamam mı? Tamam babam, tamam. Çekilelim mi diyorsunuz? Çekilin. Abicim görüşürüz. Teşekkür ederim. Size Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun, teşekkür ederim. İyiler her zaman kazanır diyoruz ve iyiliklerle buluşmak üzere sizlere veda ediyoruz.